Merhaba, bu videomuzda sizlere Optimized Roughing hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Optimized Roughing'in nasıl bir işlem yaptığını öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar, Optimized Roughing diğer bir kaba işlem stratejimizdir. Nasıl yapıldığını, nasıl çalıştığını beraberce görelim. Öncelikle geliyorum, Jobs'ın altına sağ klik yapıp boşluğumuza buradan New, Job ya da klavyeden N'ye basıyorum. Ya da başka bir yol olarak 3DMI link kısmından Optimize Roughing'i seçiyorum. Job kısmında ben kısa yoldan N'ye basıyorum. Bakın Select New Operation ekranı açılıyor. 3DMI link. Bu sefer Optimize Roughing işlemini seçeceğiz. Nasıl çalışıyor beraberce görelim. OK diyorum. Ve devam ediyorum. Arkadaşlar takım kısmında Bulnos End Mill takımım. Geliyorum buradan. 32. Radius kısmını eğer ki yan taraftaki resimden tıklarsanız resmi de size zaten gösteriyor. 2 diyorum. Eğer ki teknoloji kısmından devir ilerleme girmek isterseniz buradan da yine girebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Toolpath Parameters videolarını da izleyebilirsiniz. OK diyorum ve devam ediyorum. Strateji kısmındayım arkadaşlar. Burada iki türlü durum var. Machining Mode da diyor ki roughing yani bir kaba işlem yapacaksan bunu. Hayır, sen artık kabanı atmışsın. Stone da belli. Artık stone sabit, giremeyeceğin köşelere gir diyor isen burada rest roughing senin için gerekli hesaplamaları yapıp sadece dip köşeleri temizleyip çıkacaktır arkadaşlar. Ben burada öncelikle roughing'i seçiyorum. Bu bir ana kaba işlemi olacak. Ara kaba değil, ilk ana kabamız olacak arkadaşlar. Toolpath Files'da Files kısmında arkadaşlar. Burada takım çapını %5'i kadar yine 1.6 kadar dip köşelerde vuruntu olmasın diye radius yapıp tüm takım yollarına da şu an ana kabım olduğu için bunu uygulayacağım. Eğer bunu kaldırırsanız son yüzeye yakın takım yolda yapmayacaktı. Bu sefer keskin bir dönüş oluşacaktır. Daha sonra parameters kısmına çıkıyorum arkadaşlar. Burada Z'de herhangi bir sınırlama istiyorsak burada belirtebiliriz başlangıç bitiş kısmını. Ben herhangi bir şekilde bunu kullanmayacağım. Stone'a göre hareket edecek. Infeed kısmında %60 ile yana kayıyor. Factor of Diameter seçili olduğu için Step Power'da istersen Horizontal Step Power'dan milimetre cinsinden de verebilirsiniz. Ben burayı Vertical Step Down Z'deki hareketimiz 2-2 in diyorum. Allowance'ım arkadaşlar ilk Stone'da 10'da 5 olsun. Bırakacağım stok miktarı yüzeylerde eğer ki Additional Stock Allowance'a siz gelip X'ye kısmına da belli bir değer yazarsanız bunu ekstra olarak üzerine koyacaktır. Yani duvarlarda 10'da 5 değil 10'da 7 olacaktır. Tabanlarda sadece Z kısımlarında genel itibariyle 10'da 5 olacaktır. Fakat ben eşit tutacağım 0 diyorum. Plane Level Detection arkadaşlar burada hemen tekrar göstermek gerekirse Z'leri burada tespit ederken şu ikinci kısımda otomatikte ilk kısımda etmeyecektir. Z'de 2-2 mi ineceksiniz? O zaman 2-2 yapacaktır. Aralara ekstra yüzeylere bakıp bu Z seviyelerinde bir optimizasyon gerçekleştirmeyecektir. Biz auto diyoruz. Kendisi bunu ayarlasın, görsün ve optimize etsin diye takım yollarını. Clearance Distance Retract kısmında arkadaşlar 50 mm'den başla ara geçişleri 5-5 yap diyorum. Boundary'de herhangi bir sınırlama gerçekleştireceksek Shear veya yüzey seçimiyle bunu yapabiliriz. Macros'ta arkadaşlar yine herhangi bir açıyla beraber bunu gerçekleştirecek. Setup kısmında en önemli kısmımız parçamızı burada programımız okuyor. Direkt yüzeyleri tanıyor. Burada diyorum ki git ana stoğa bak ve bundan kalanı bana hesapla diyorum. Takım yolları buradaki stoğa göre oluşacakken bir sonraki takım yolları için de kalanı hesaplatıyoruz arkadaşlar. İlk toleransımı ben %5'e çıkartıyorum. Stoğum 10'da 5. Arkadaşlar buradaki en önemli kısım Clearance Feed Rate. Birazdan göreceğiniz takım yollarında takım yolu G0 hareketini kalkış yapmadan parça üzerinde hareket edeceği için burada ekstra bir ilerleme yazabiliyoruz bu değerlere. Örneğin sizin tezgahınızda boşta ilerleme 50.000 ise takım yolu bu boş ilerlemeleri dışarıdaki sarı takım yollarını aslında 50.000'le kesecektir. Normal kesme ilerlemesine bırakırsanız tabi ona göre hareket edecektir.
Ben 50 bin dedim ve hesaplatıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi takım yolları tamamlandı. Bu takım yollarında takım yolu hareketleri biraz daha smooth'tur. Yumuşak dönüşler yapar. Ayrıyetten Z artıdan bakalım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi aslında dışarıda stoğum olmadığı halde burada bir dönüşler var. Bunlar aslında boşa çıkıp içeriye G0 hareketini hiç kullanmadan direkt içeri girmesini sağlıyor takım yollarının. Boşta gezinmeleri engelliyor. İşte bu kısımlardaki hareketin ilerlemesini biraz önce de bahsettiğim gibi setup kısmında şu aşağıdaki ilerleme miktarıyla sağlayabiliyorsunuz. Tabi tezgahınızın elverişli olduğu ilerlemenin son miktarını buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede G0 hareketi hızlıymış gibi orada hızlı bir hareket gerçekleştirecek sarı takım yolu olarak gözükmesine rağmen. Hemen geliyorum. Bu takım yoluma sağ klik yapıyorum. Bunu Internal Machine Simulation ya da Shift-E'ye basarak bir kütük üzerinden bunu simülasyonunu yapacağız şimdi, gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kesimi nasıl yaptığını beraberce görmüş olacağız. Şu anda stoğumu oluşturacak. Evet, ekranım bana açılıyor. Şimdi simülasyonumuzu şöyle yavaşça başlatalım. Evet, şimdi arkadaşlar buraları dolaşsın. İlk adımlarda normal yukarıdan işlem yapacakken köşe noktaya gittiğinde artık bu hareketlerimizi G0 yerine G1 ile kesecek ama verdiğimiz 50 bin ile o köşeleri dolaşacak arkadaşlar. Hemen biraz daha hızlandırıp o bölgelere geçiş sağlayalım. Evet. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sizin buradaki hareketlerinizi, evet, boşa çıkıyor ve boştan doluya doğru bir giriş yapıyor. Hem daha yumuşak, hem daha smooth, hem de dediğim gibi vermiş olduğunuz o ilerlemeyle bu işlemi şu anda gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar, böylece bu videomuzda Optimized Roughing işlemini görmüş olduk. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.